Onural TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Tropico oyununun 16. bölümüyle karşınızdayım. Seriye kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 15. bölümde seçimleri kazanmıştım. Şimdi 16. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan şey yapalım, oyunu başlatalım. Şimdi en son ne yapmıştık? Ha, bir şuraya Katolik... Ya Katolik miyim bu? Ha evet. Katolik binası yapmıştık arkadaşlar. Şimdi şu anda %58 oy oranına sahibim arkadaşlar. 107 kişi yaşıyor adada. 15 bin küsür dolarımız var. İyi, bu arada şu şeye bakalım isterseniz. Önerilen binaları yapalım. Ne diyormuş bu? Ha, önerilen bina Minecall diyor. Tamam. Bir şey yapalım arkadaşlar. Kömür madeni şey yapalım. İnşa edelim. Ondan sonra o kömür madeni neredeydi arkadaşlar? Şurada bir yerde olacak. Evet, bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada var. Kömür madeni, oraya yapacağız. Tabii önce bizim oraya bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yol bağlantısı vermemiz gerekiyor. Hemen şuradan yol bağlantımızı verelim. Şöyle. Tamam. Bir şöyle. Bir de şöyle uzatalım yolu. Ondan sonra arkadaşlar şöyle. Tamam. Oraya yol bağlantısını verdik arkadaşlar. Şimdi pardon. İzninizle şey yapıyorum arkadaşlar. Kömür madenini yapıyorum. Pardon. Şimdi bu mine call neredeydi? Heh, tamam, mine. Şimdi bu mine'ı tamam, bunu buraya yapalım arkadaşlar. Bu arada 20 kişi geldi adaya. Evet, şu anda işçilerimiz gelecek arkadaşlar. Ha, bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar kamyonlar geliyor, gidiyor oraya. Orayı yapacaklar. Bu arada bir önerilen bina daha vardı arkadaşlar. Neymiş o? Apartman diyor. Tamam, hemen bir tane de şey yapalım. Apartman ekelim arkadaşlar. Aman şey ekelim diyorum ya. Şey apartman dikelim. Evet. Onu da arkadaşlar isterseniz şöyle şuraya yapayım. Hemen bir tane apartman. Şöyle şuraya yapalım arkadaşlar. Şuradan da biraz şey yapalım. Hızlandıralım isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi kamyonlar oraya da gidiyor arkadaşlar. Apartmanı yapacaklar. Bu arada kömür madeni ne durumda? O yapılıyor mu? Nasıl? Ha, yol bağlantısı mı yok? Bir dakika. Yol bağlantısı, pardon. Yol bağlantısı vermiştim ben oraya. Tamam. Böyle yol bağlantısını da verdikten sonra şimdi tamam, çalışanlar varmış burada. Güzel. Evet, kamyonlar da geliyorlar. Hatta ben şey yapayım ya, onlara şöyle oradaki çalışan işçilerimize bir dakika şöyle bir şey yapayım. Ya da buna hiç gerek yok arkadaşlar, yol bağlantısı vermeye. Şöyle şuraya ben onlara bir şey yapayım arkadaşlar. Şöyle ya da bir dakika, bu kadar da yakın olmasın ya, dur. Onu en güzel şey yapalım arkadaşlar. Şöyle biraz uzağa yapalım ki.
Şöyle şuraya olur arkadaşlar. Hemen şuraya bir tane şöyle ağaçların arasına kantre alıp bir tane buraya bir tane de buraya yapalım arkadaşlar. Bir dakika, burada kaç kişi çalışıyormuş? 1, 2, 3, 4. Ha, iyi. 5 kişi çalışıyormuş. O zaman şöyle şimdilik 2 tane country house yeter buraya arkadaşlar. Bu arada oy oranımız %54. Hemen bir önerilen binalara bakalım. Şu anda önerilen bina yokmuş. O halde biz şey yapalım. Ya şu görevleri tamamlayacağım ya da kendim başka bir şeyler yapacağım. İyi, tamam, burası çalışıyor zaten. Ha, bu arada oyun otomatik kayıt yapıyor arkadaşlar. Evet, bu arada Amerika 9500 dolar gönderdi. Rusya'da 5000 dolar para gönderdi bana. Tamam, burası şimdi kalsın böyle. Oraya da evlerimizi kurduk. Şimdi bu görevleri zamanında yapamadığım için arkadaşlar bunlar silindi. Mansions diyor. O zaman şey yapalım. İki tane mansion yapalım arkadaşlar. Şöyle ben izninizle şuradan bir power plant diyor. Önerilen bina. Evet. Power plant. Ya da bir dakika şu power plant'i, ya da bir dakika ben önce izninizle arkadaşlar şey yapayım, şu şuradan yol balansı vereyim şöyle, bir de şöyle, tamam. Şimdi şuraya arkadaşlar iki tane şöyle residential bölümünden mansion ekliyorum. Tamam, şöyle bir tane şuraya, bir tane de buraya ekliyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi tamam, o mansionslar yapılı dursun orada arkadaşlar. Evet, zaten işçiler de geliyorlar, onları yapıyorlar. Bu arada 15 kişi daha geldi adaya arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi mansionslar yapılıyor. Bu arada oy oranımız %54 hala. Herhangi bir düşme ya da yükselme yok. Tabii oy oranı yükselirse benim için daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi tamam, bu görevi tamamladım arkadaşlar. Evet, bu görevi tamamladım. Şimdi burada ne diyormuş? 3000 tane çikolata şey yapmamı istiyor arkadaşlar. İhraç etmemi istiyor. Penultimo abimiz. Şöyle bir dakika, çikolata mı? Şuradan bir bakalım. Çikolata Factory. Ne yapıyormuş bu? Meat cool, bu değil. Çikolata. Ha, çikolata fabrikası buradaymış ama bunu yapabilmek için arkadaşlar elektriğe ihtiyaç varmış. Bunun için de bir tane şey dikmemiz gerekiyor arkadaşlar. Power plant inşa etmemiz gerekiyor. Ya da arkadaşlar ben en güzeli, ama o da bayağı para istiyor ya. Şimdi tamam, onları oraya yaptık. Yani, bu da şey yapmamı istiyor. Dur, onu ben bir dakika daha sonra yapayım da. Ya da arkadaşlar bakın, en güzelini yapalım, biliyor musunuz? Şimdi bir tane ben size şuradan göstereyim. Bir dakika, sigara. Tobacco. Şimdi sigara fabrikası şey yapalım, inşa edelim. Bunu inşa ettikten sonra arkadaşlar bunun yanına bir tane şey yapacağız. Tarla inşa edeceğiz. O tarlada tütün yetiştireceğiz. Bu yetiştirdiğimiz tütünleri de bu şeye sigara fabrikasına götürüp orada bunun şey yapacak arkadaşlar. Pardon, sigara diyorum ya, puro. Ha, puro fabrikasında şey yapacağız. Bu tütünlerden puro yapacaklar arkadaşlar. Bu puroları da şey yapacağız.
dışarıya satacağız. En güzeli şimdi şey yapalım. Öyle bir şey yapalım. Tamam. Onu da arkadaşlar bir dakika şöyle şey yapalım. Ben izninizle şuradan bir yol bağlantısı vereyim önce. Bu yol bağlantıları önemli çünkü. Bir de şöyle şuraya şey yapalım, yol bağlantısı. Buradan da şöyle bir bağlantı verelim arkadaşlar. Buradan da şöyle. Tamam. Şimdi izninizle ben şeyi arkadaşlar Pro fabrikasını nerede bu? Bir dakika. Pro fabrikasını alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ha bir dakika şey ok çizgisine göre hareket edelim arkadaşlar. Ha tamam. Pro fabrikasını buraya ha. Şey başlamış arkadaşlar. İsyan başlamış. Ondan sonra şeyde isyancılar ayaklanmışlar arkadaşlar. Nerede bakayım o? Neredesin lan sen? Nerede lan bunlar? Şeyde isyancılar. Ha. Lan valla şey kömür madenini yıkıyorlar. Şeyde. Dur bakayım. Kimmiş bu? Dulcina Ortiz. Ne bu? Ha, işsizmiş. Şeyde isyancı. Şeyde. Niye yaptın lan öyle bir şey? Ha, iyi evlerimiz burada duruyor arkadaşlar. Bir dakika şu. Buradan şey yapalım arkadaşlar. Kömür madenini yeniden inşa edelim. Ne yazık ki şeyde isyancılar orayı yıktılar. Ha bir dakika ben şey yapacaktım ya. Şunun karşısına da şey yapayım arkadaşlar. Tarla hemen bir tane plantation şöyle tarlamızı evet. Hemen şöyle şeyi Pro fabrikasının karşısına da şeyi tarlamızı kurduk arkadaşlar. Orada tütün yetiştireceğiz. Ne oldu? Niye durdu bu? Ha tamam. Şey yapıyor. İnşası yapılıyor. Hemen yapın şunu arkadaşlar. Ve bir an önce biz de şey yapalım. Tütünlerimizi burada üretelim. Hemen şuradan change crop diyelim arkadaşlar. Burada. Evet. Hemen tütünümüzü yetiştirelim arkadaşlar. Tütünler yetiştirdikten sonra da hemen buraya şeyde Pro fabrikasına gönderilsin. Pro fabrikasında da şey Pro üretim yapıldıktan sonra da arkadaşlar bunu şey yapalım. Dışarıya satalım. Ve biz buradan da şey olsun bir üretimimiz olsun. Bu arada
belediye binasından birkaç tane istek geldi arkadaşlar. Yani şu power plant'i ben şey bileyim, inşa edeyim arkadaşlar ya, hazır. Bir dakika ama önce şu şeyin yapılması lazım. Ha tamam. Kömür madeni yeniden yapıldı. O zaman ben izninizle arkadaşlar şeyi, power plant'i inşa ediyorum. Power plant'i arkadaşlar şöyle. Şöyle şuraya yapıyorum arkadaşlar. Şeye kömür madeninin olduğu yere. Çünkü orada diyor ki arkadaşlar, hani o şeyi power plant'i şeyi inşa etmemiz için. Bakın ne diyor burada. Bu power plant şeyle çalışıyormuş arkadaşlar. Hem kömürle çalışıyormuş, hem de doğalgazla çalışıyormuş. Ondan sonra evet. Tamam. O yüzden benim de bu şeyde power plant'i kömür madeninin yanına yapmam daha doğru oldu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kamyonlar yine geldiler. Şimdi şey yapacaklar, işçiler gelecekler buraya, bu şeyi power plant'i yapacaklar arkadaşlar. Buradan oluyor, 1800 dolar gelir geldi. 14 kişi daha geldi adaya. Oy oranımız %58. Bu şeyleri arkadaşlar, önerilen binaları yapmak da önemli. Bunları mutlaka şey yapın, dikkat edin arkadaşlar. Evet, 1800 dolar gelir geldi. Oy oranı %59'a çıktı. Hadi arkadaşlar, yapın şu power plant'i. Hadi. Şeyde elektriğe ihtiyacımız var. Hadi. Güzel. Şimdi şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir dakika, şurada önerilen bina var mıymış? Yok. O zaman ya izninizle arkadaşlar ben şey yapayım, biraz hizmet binası yapayım ya. Hizmet binası. Welfare. Welfare'den arkadaşlar ne yapmıştık? Church yaptık, klinik yaptık, newspaper. Ha şey yapmadık ya. Bir dakika, market kurdum mu ben? Ha tamam. Tamam tamam şey market kurmuşum ya, tamam. Market kurduğuma göre arkadaşlar, bir dakika, bu arada bu üretim ne durumda ya? Ha tamam, burada pro üretimi yapılıyor arkadaşlar. O zaman şu barakayı şuradan kaldıralım. Biz hemen arkadaşlar şuraya bir tane research şeyle high school ekledi, kütüphane ekledi, kolej. Bir dakika, kolej yaptım mı ben? Kolej. Ha tamam, kolej yapmışım arkadaşlar. O zaman ben izninizle bir tane de şey yapıyorum. Şu, pardon. Observatory. Tamam, bir tane observatory yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya yapalım bir tane observatory. Evet. Ne oldu? Bizim oy oranımız şeye düştü. %55'e düştü arkadaşlar. Şimdi 12 kişi daha geldi şeye. Burada burada kimse çalışmıyor mu ya? Şey mi? Şu anda ya ben şuraya şey mi yapsam? Bir dakika, önerilen binan. Ha tamam. İzninizle arkadaşlar bir tane de şey yapıyorum. Apartman.
Apartmanı şöyle bir dakika şuradan bir yolu uzatayım ben arkadaşlar. Bir dakika öyle değil. Şöyle. Ondan sonra şöyle. Bir de tamam, şöyle bir yol bağlantısı verdim arkadaşlar. Şimdi pardon, hemen önerilen bina şey yapalım arkadaşlar. Apartman yapalım bir tane. Hemen Residential'dan apartman. Onu da şöyle şuraya yapalım arkadaşlar. Buraya hala işçi gelmedi ya, bu şey power plant'e. Bunun için şeyde kolej mezunu mu lazım? Tamam. Buraya işçi gelebilmesi için arkadaşlar şey lazımmış. Kolej mezunu lazımmış. Belediye binasından istekler gelmeye devam ediyor. Şeyde buralar niye boş ya? Kolej mezunu lazım diyor. Bu koleji şey apartman mı yapalım? Ne yapalım? İzninizle ben şey yapayım ya, şuraya ya da bir saniye şey yapayım ya, dur. Country House yapayım şuraya ya. Dur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. Şimdi 6 tane country house yaptım buraya. Vatandaşlar gelsinler, buraya yerleşsinler. Ondan sonra şey yapsınlar, okula gitsinler, okusunlar. Ondan sonra işte gazete binasına şey lazım, eleman lazım. Ondan sonra bakın market ne durumda? İyi, market şey yapıyor. Klinikte kimse yok ya. Klinik şeyde elemana ihtiyacı var. Ondan sonra kütüphanenin de elemana ihtiyacı var. Observatory elemana ihtiyacı var. Şimdi 8 kişi daha geldi hadi arkadaşlar. Bizim oy oranımız %52'ye düştü. Burada hala işçi yok. Ne yapalım arkadaşlar? Bir dakika. Şu şeye bakalım, isteklere bakalım arkadaşlar ne istiyormuş. Elçilerden birini şey yap, Avrupa Birliği'ne davet et diyor. Ondan sonra ama bir dakika, şimdi onu bir kapatalım. Benim şey yapmam gerekiyor. Elçilik binası yapmam gerekiyor. Bu ne diyor? Sen ne istiyorsun Penutum abi? Bir tane science bir tane bilim laboratuvarı inşa et diyor. Bir dakika. Şimdi öncelikle benim iş yapmam lazım arkadaşlar. Bir dakika ne yapalım? Hemen iş yapalım şuraya. Ya da şey mi yapsam? Bir dakika nereye yapsam bunu ya? Şuradan ben bir yol bağlantısı vereyim önce. Şöyle şu şekilde şu gazete binasının yanına arkadaşlar şey yapalım. Neydi bu?
Customs Embassy. Neyse, elçilik binası. Onu yapalım arkadaşlar. Şöyle şuraya, tamam. Evet. Bu arada 19 bin küsür dolar paramız var arkadaşlar. Oy oranımız %52'ye düştü. 181 kişi yaşıyor adada. Şu elçilik binası da yapılsın. Evet, gördüğünüz gibi o da yapıldı arkadaşlar. Bu arada otomatik kayıt yapıyor oyun. Otose. bu arada Amerika 9500 dolar gönderdi. Rusya'da 5000 dolar para gönderdi. Evet. Şimdi şu şeyi bir dakika. The EU seems to be rolling in cap. Tamam. Amerika. Invite country diyor. Şey mi? Avrupa Birliği. Hadi şey olsun. We have reached the EU reward center. Ne diyor şimdi bu penultima abi? Bire basarsan bir dakika. Avrupa Birliği şeyde, ödül merkezi filan filan bahsediyor. Bire bastığımız zaman 15 bin dolar. 2'ye bastığımız zaman da şey diyor arkadaşlar. 2 yılına şey yapıyormuş arkadaşlar. %30 şey yapıyormuş. Bir artış yapıyormuş. Ondan sonra kaynaklarla ilgili, yani bunları ücretlendirmeleriyle ilgili arkadaşlar %30 artış yapıyormuş. Ondan sonra 3'e bastığımız zaman da şey diyor arkadaşlar, infrastructure diyor şeyi, bina ile ilgili. Eğer 3'e bastığımız zaman da şey biliyoruz arkadaşlar, bu infrastructure dedi şimdi ondan 2 tane ücretsiz yapıyormuşuz arkadaşlar. Şöyle 9'a bastığımız zaman da bize şey verecek galiba arkadaşlar, 5 milyon dolar ödül verecekmiş. Ondan sonra valla ne yapsam arkadaşlar, şimdi 5 milyon doları alsam mı ki? Hadi ben şey basıyorum ya, 9'a basıyorum, dur. 9. Ne oldu? 9'a basıyorum. Şeyde bir şey olmuyor. Ya da direkt şey mi yapsam? Yani 15 bin dolar parayı alayım direkt ya. Evet. Tamam, 15 bin dolar. Direkt para aldım. Şu neymiş? Bir tane şey yap. Bilim laboratuvarı inşa ediyor. Şeyde penultima abimiz. Nasıl, iyi, onu kabul edelim bakalım. 5 tane tenekment diyor. Tamam, o şeyle tenekmentları yapalım o zaman. Onları da şöyle bir saniye. Residential'dan, evet. Hemen tenekment. Hemen bir tane şuraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Şunu da arkadaşlar şöyle yapalım. Bir saniye, hemen şuradan bir yol bağlantısı. Şöyle şu şekilde. Ondan sonra şuradan da bir dakika. Şöyle. 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 Bir de şöyle. Tamam. Şimdi böyle bir yol yeter. Hemen bir tenement da şuraya yapıyorum arkadaşlar. Evet.
bir teknikte buraya yattıktan sonra tamam bunların şimdi şey yapılsın. Yapılsın şimdi bunlar. Şu oy oranının %56 bu arada arkadaşlar. Şu teneffüsler yapılsın. O görevi bir tamamlayalım. Ondan sonra 5 tane otel istemiş benden. Ona bir bakalım bu demiş. Ne diyorsun Penotum abi? 5 tane otel inşa et diyor. Tamam. Onu da yaparız. Penotum abi sen merak etme. Buraya niye hala işçi gelmedi ya? Arkadaşlar isterseniz şuraya da bir tane şey yapayım ya. İnşaat ofisi yapayım da. Şuradan bir tane şöyle şuraya inşaat ofisi yapılsın arkadaşlar. Şimdi 3 tane inşaat ofisimiz oldu. Arada şeyi işçi sayısını artırmak önemli. Onu daha önceki bölümlerde de dediğim gibi arkadaşlar. İşçi sayısını arttırdığımız zaman şey oluyor. Binalar kısa sürede yapılıyor arkadaşlar. Ne kadar çok işçi o kadar kısa sürede bina yapımı. Evet şimdi bu arada belediye binasından bir istek geldi. Neymiş bakayım o? Dört tane şey inşa ediyor arkadaşlar. Ekonomi, ondan sonra uluslararası ilişkilerle ilgili binalar inşa etmemi istiyor. Ondan sonra tamam. Onu da yaparız abicim sen merak etme. Nereye yapalım onu? Şöyle. Evet penultimo abimiz söylüyor. Şeyde seçimler yaklaşıyormuş arkadaşlar. Benim oy oranım %55. Ondan sonra Marcial Moreno'nun %45'miş. Şimdi evvela bir dakika neredeydi o? Bir lighthouse şey yapalım arkadaşlar. Şuraya dikelim. Lighthouse. Ondan sonra bir tane şöyle şuraya bir tane şuraya banka. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Elçilik yaptık. Ondan sonra customs office. Tamam. Bir tane de customs office yapıyoruz arkadaşlar. Evet onlar şimdi yapıla dursun orada. Şimdi şey yaptık. Bir dakika. Lighthouse'u yaptık. Bankayı yaptık. Customs office'i yaptık. Bir tane daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ha bir dakika. Ha tamam banka yapıldı. Ha şu custom office'te yapıldıktan sonra arkadaşlar bu görevi tamamlıyorum. Kolej mezunu lazımmış arkadaşlar. Tamam. We have reached the EU call center for diplomatic. Evet şimdi diplomatik ilişkilerle ilgili bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ne diyor bu? Avrupa Birliği Çağrı Merkezi diplomatik ilişkiler. Şimdi 1'e bastığımız zaman finansal yardım şey olacakmış arkadaşlar. 2'ye bastığımız zaman Avrupa ile ilgili ne diyor bu? Ondan sonra 3'e bastığımız zaman arkadaşlar Avrupa Birliği Avrupa Birliği ile ilgili şikayetlerden bahsediyor arkadaşlar. 4'e bastığımız zaman Europe'ın 9'a bastığımız zaman Tepres bize şey yapılsın ya mali yardım yapılsın arkadaşlar. Ben hemen buradan 1'e basıyorum. Çünkü bizim paraya ihtiyacımız var. Bu mali yardım önemli.
Bir dakika. Ya ben bu arada bu şeyi artırmam için arkadaşlar, bir dakika. Katedral. Süpermarket. Yok. Bir dakika. Klinik Church. Onu yaptık. Ben zaten şeyde katedral yapmıştım ya. Şey yapayım bir saniye. Turizm. Bir dakika. Lüks. Kasino. Değil. Gece kulübü yapayım mı? Gece kulübü içinde şey lazım. Elektriğe ihtiyaç var. Bir dakika. Bir tane şey yapayım ya. Şöyle. Bir tane restoran yapayım şuraya. Ondan sonra şu şey. Oy oranını artırmam lazım benim arkadaşlar. Bir tane de şeyde. Bir tane taverna. Bir tane şey. National Park. Yapalım mı? Hadi onu da yapalım arkadaşlar. Tamam, şöyle şuraya National Park yaptık. Şuradan da şey yapalım ona. Bir dakika. Şöyle. Şöyle bir yol bağlantısı verelim ona. Sonra efendime söyleyeyim. Şuradan da yol çekelim arkadaşlar. Şuraya bir tane şey yapalım. Neredeydi o? Beach site yapalım arkadaşlar. Bir tane beach site. Şuraya da bir tane sirkus. Tamam, onu da buraya yaptıktan sonra şimdi şey tamam, restoran yapıldı, taverna yapılıyor. Benim hala şeyde oy oranları %50 %50 gidiyor arkadaşlar, yarı yarıya. Evet, tavernamızı yaptık. Şimdi şey yapılacak. National Park. Ha, tamam, o da yapıldı arkadaşlar. Şimdi şuraya sirkus da yapsınlar arkadaşlar. Yani sirkus dediğim şey sirk arkadaşlar. Sonra iyi. %51'e çıktık. Güzel. We have an opportunity to influence the outcome of coming elections. Evet. Hile yapmadan düzgün bir şekilde seçimleri alalım arkadaşlar ve şey yapalım. Videomuzu da burada bitirelim artık. Bayağı uzun oldu. Hadi abicim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bölümde de seçimleri kazandık. Ondan sonra inşallah bu şekilde devam ederiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Pelotima abimiz de sağ olsun. Evet. Gördüğünüz gibi bu bölümde de şey yaptık arkadaşlar. Bir başarıya imza attık. Ondan sonra yani bundan sonraki bölümlerde de yani inşallah bu başarılarımın devamını getiririm arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.